geldin. Evet, bir alkış, büyük bir alkış. Nasıl onlara olsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok mersi. Beyazım sen? İzlediniz mi Mavi Işıkları biraz önce? Hayır. Hayır. Şöyle bir... Yolda da mı karşılaşmadınız? Böyle bir soru sorulur mu şimdi? İçeride biraz Lego'da Lugo'da ederken... Kerem, sen duygusal adamsın. Gözlerin dolmuştu Mavi Işıklar buradayken. Ben hakikaten karşılaştık. Kendileriyle biraz hasret giderdik ama şarkı için... O kadar konuşuyor ki Yavuz izleme şansı bulamadık. Kim konuşuyor? Yavuz. Sen konuşmaya mı başladın Yavuz'um? Sen dillendin mi? Ne oldu? Allah Allah. Yavuz Bingöl çok konuşuyor. Bak ilk defa evet. Duyduğum bir cümle Yavuz'la ilgili bu. Ha? Susmuyor. O kadar hiç yani. Arada bir konuşmadığı oluyor. Peki konuştuğu zaman içinden bir şeyler seçiliyor mu? Anlaşılır bir şeyler mi? Bahsediyorsak öyle bir konuş. Şöyle yaparsak bir şeyler anlayabilir. Çünkü içine kapanık adamdır. Yoksa, bu konuş. Ha? Abi sesim geliyor mu ya? Arkadaş senin sesin kendine bile gelmiyor ki. Biz duyalım sesini. Kendisini zor duyuyor. Konuşurken ne haber diyor. Ne dedim ben diyor. Böyle yapıyor. İçime konuşuyorum. Doğru İçine söylüyorsun. İçine konuşuyorsun. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyidir. Ha? Sen nasılsın? Hamdolsun. İyiyiz valla, ne yapalım. Geldik. Ne yaptın teyzemler, nasıl? İyi herkes. Evet, 72. Koğuş'la ilgili güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Fragmanı falan izleyeceğiz hepsini ama hiç vakit geçemeyelim çünkü arkada çok sağlam bir adam daha bizi bekliyor. Hem de sazıyla, sözüyle bu gece hem Yavuz da, doğru mu? Beraber, bizle beraber olacak. Alkışlarla iyi ki burada diyeceğimiz bir adam geliyor. Cengiz Özkan geliyor. Cengiz'cim hoş geldin. Abi seni öyle alalım çünkü evet. Biraz gel böyle kayın biraz böyle. Şu çok bozuyor. Evet. Bu bozuyor değil mi? Bunu ben alayım buradan. Alalım oradan. Biz buraya zigon alalım, zigon. Geçmedilerden alalım onlardan. Bir tersik o. Nasılsın Cengiz'im? Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldu. Dışarıda sizi gördüm daha iyi oldu. Ne güzel. Çok enerjik bir topluluk var. Süpersiniz. Cengiz'cim. Sizleri görmüş zaten. Cengiz'cim. Şimdi bu bölüm böyle kısa bir bölüm. Sohbet bölümü. Çünkü reklama gideceğiz ama reklamdan önce sen gelmişken şu güzel sesler. Ekran başındakiler de bekliyor. Bir türküyü alalım. Bir şöyle bir rahatlatalım kendimizi. Ondan sonra devam edelim. Tabii ki. Olur mu? Neden olmasın? Tamam. Harika. Hangisi hocam? Sazımızı da alalım oradan. Evet. Alalım. Öteki saz mı? Yok kardeşim, tamam, bunu... ben hallederim. Sen karışma, tamam. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim. Yine de bir şey oldu mu? Ben buralardayım Yavuz. Allah'ını seversen. Yavuz ya maşallah bak, evin hanımı gibi çalışıyor. Ne güzel valla. Harikasın ya. Efendim madem 72. Koş, değil mi? Bir güzel bir sinema filmi. Ben de izledim, çok beğendim. Katkım olduysa ne mutlu bana diyorum. Bütün emek verenlerin eline koluna sağlık diyorum. Bu arada mikrofon her zamanki gibi. Mikrofon durmadığı için konuşmayı uzattım, farkındayız biz. Evet. Çünkü bu mikrofonda emek verenlerin, tamam, gerçekten yaptım. De biz çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün filmi izleyen. Uzadık yok. Hiçbir şey kaçmıyor bundan da vallahi, yemin ediyorum. Kaçmaz abi, ben bundan para kazanıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Biz de kaçırdığımız için para kazanıyoruz. Ya bu güzel. Ya bu güzel. Ama senden ota kaçamıyorsun abi. Yani herkes bir şey yakalamaya çalışıyor hayatta. Herkes yakaladığıyla mutlu olmaya çalışıyor. Hangi türkü Cengiz'ciğim? Bir ay doğar ilk akşamdan gecedene. Bağlamak için. Harika. Yavuz'un da mikrofonu açın. Yeşil mikrofon, Yavuz'un mikrofonu açalım. Sesimle katıldığım bir film. Onun türküsünde selamlayalım izleyicilerimizi.
akşamdan geceden, neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacağa dağlar kışmış, yolcum üşümüş perişanım. Uykusuz mu kaldım ki gecede, neydem neydem gecede. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edem. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar ağlar, açma yaralar, perişanım. Yar beni tükenmez dertlere düşürdüm de, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edem. Madem soysuz gönlüm bende yorum, neydem neydem yorum. Niye doğru yoldan şaşırdım ben, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, perişanım. Niye doğru yoldan şaşırdım ben, dağlar aradım, açma yara, perişanım. Yüksek sesle alacağız bugünkü sohbeti. 72. Koğuş. Şimdi filmin şöyle bir durumu var. Orhan Kemal'in unutulmaz romanlarından bir tanesi, saygıyla anıyoruz. Bir alkış aslında bu büyük ustaya. Öyle zannediyorum. Oğlundan, Işık abiden izin de alınarak, doğru, evet, doğru mu? Orhan Kemal Vakfı var benim de bildiğim kadarıyla. Oradan da izin alınarak bu filme niyet edildi. Film Yavuz Bingöl ve sevgili Kerem'in beraber kurdukları bir şirket. Ve bu şirketin de ilk filmi. Evet. Bu şirketin de bir adı var. Nedir bu şirketin adı? Oradan girelim. Sasin. Sasin film Sasin. Şirketin adı. Anlamı nedir Sasin'in? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Pek bir anlam ifade etmiyor. İkiniz oturdunuz, ne kuralım lan? Sasin koy gitsin. Ha. Buna mı uğraştın? Yani sözlük anlamı yok ama Özgan, kendi içimizde bir anlamı var. Aslında anlamı, yani, anlamı büyük canım. Büyük anlamı var ya. Söyleseniz abi ne anlamı? Sadri'nin sahası, sinemin sin. İkinizin, oğlunun ve kızının Sadri'nin sahası, sinemin simi, sasim. Sasim. Sinem. Sinem. Tamam. Sasim. Aa, ben senin kızın ismini hep Simen diye biliyordum onun için. Kusura bakma, benim dalgınlığım, yanlışlığım oradan yani. Evet. Sasim. Sasin'den bu film çıktı. Çıktı, evet. Şimdi öncelikle ben Yavuz Bingöl'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Bugün hala Yavuz Bingöl'ün bizim yüzümüze bakıyor olması. Hala bizle muhatap oluyor olması. Estağfurullah. Bir kırmızı halıda yürümüş bir insanın, Broadway'e gitmiş bir insanın, hala bizi kayda değer bir insan gibi bizi kayda alıyor olması, evet, çok büyük bir, evet, büyüklük. Önce bir şey elden bir öpeyim. Evet, öpeyim. Gerçekten de. Ama gerçekten de öyle yani. Evet. Bak, Hülya Avşar'a yıllardır film yapar. Ne bir ödül, ne bir efendim. Var var, ödüller benim olmalı de, mı? Hayır, benim de ödülüm yok ki. Efendim? Benim de ödülüm yok. Hayır, senin ödülü, ama ödülü yani, yok. Ödülü yok ama. Ödülü yok var, ama var, çocuklar. Var. Toplasanız kaç filmim var? Altı. Altı filmi var. Ben
kaç? 28 yıl. 50. Sinema yapıyorum. 50. 50 filmim var. 50 film var. Daha onun yaşadıklarını yaşayamadım. Böyle bir ballı, böyle bir şanslı ilk defa görüyorum. Maşallah. 6 filmde kırmızı halıda yürüdün. Kana gittin. Ya biz aldın. Daha halıda ya. Biz halıda yürüyemedik daha. Kırmızısını falan geçtik yani. Onun halımız yok yani yürüyemedik. Vallahi ne güzel. Çok fena, çok fena. Biz elimiz kesilince kanı görüyoruz. O gitti Fransa'da kanda. Ama bu esprilerle devam edilecekse... Bu esprilerle devam edilecekse... Tamam, bir daha yapmayacağım. Ben konukları şuradan paravanla ayırıp şu tarafa, sohbeti bu tarafa. Sana da kusura bakma. Tamam, ben buraya gidiyorum. Arkamızı biraz dönmüş olacağız ama... Allah... Şimdi Yavuzcuğum. Arkadaş bu girişi kim kurtarabilir yani? Biz elimizi kesince kanı görüyoruz. Yavuz kanı Allah. Bizim yani. Halimiz yok. Adamın kırmızı halisi var. Gibi. Senden güç alarak. Hay Allah. Öyle yani işte. Yavuz. Geç geç yerine git. Ben burada konuşamam ya. Peki peki gel. Buraya alışırım yani ondan. Kusura bakmayın. Ben, evet ben hocam. De, ben de alışırım Kerem Alış. Gerçekten teşekkür ediyoruz önce. Valla başarılarımla devamım değil. Ne diyorsun lan? Ben de alışırım Kerem Alış. Sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler. Normalde konuya çok sert bir yerden girebilirdim. Yumuşak keyifli bir yerden girebilmedim. İsterseniz. Ekran başından bunu istediğinizi biliyorum. Buradaki seyirciler de tahmin ediyorlar. Daha sert bir yerden gireyim madem öyle konuya. Bir tanesi beraber şirket kurmuşlar. Yavuz'la Kerem beraber şirket kurmuşlar. Bir tanesi dünyanın en utangaç adamı. Öteki dünyanın başka utangaç adamı, yemin ediyorum sokakta alışverişe çıkamıyor utangaçlıktan. Yani şunu verebilir misiniz, bunu beğenmedim, onu verebilir misiniz diyemiyor. Öyle utangaç yani. Hani ilk vereni alıyor yani, olsun olmasın. Ki üstünden başından da belli. İlk vereni giymiş olmasından. Arkadaşlar sizin o şirketi kazıklar var. Siz ikinci filmi göremezsiniz. Kazıklamışlar. Ben bilmez miyim ya? Vallahi çok kazıklamışlar. Allah'ım ya. Konuşamadığımız için müdahale yani... edemiyoruz. Abi sen para isteyemezsiniz ki sizin. Ben ikinizi biliyorum yani. Doğru söylüyorsun. Öyle, vallahi öyle. Sizin... Acayip düdüklerler. Bizim yani. İkimizin... ne abi? Bu kötü yani, bir şey mi yani? Hani kazıklamak anlamında ya. Yani. Evet. Ama hemen yanlış anladınız yani. Argo da kazıklamak. Yani yutmak. Beyaz. Şey yapmak, evet. Bizim günlük... Periyodik toplantılarımız oluyor. Şirkette olur ya. Kazık yemeyelim toplantılarsa. Bu toplanıyorlar. İkisi el ele verip oturuyorlar. Ayrılmayalım ki ayrı ayrı kazık atmasınlar. Gerçekten ayağına ayrılıyor. Bu da güzel. Ayrılamıyorlar bile. Bugünkü kazıkları say falan diye biz... Abi bir laf vardır. Bizim insanımız için de çok geçerli diyor. Yani hepimiz bunu kullanırız. Ne kadar doğru adam olduğun yediğin kazıklarla orantılıdır. Kanka çünkü ya. İnsanlar kendisi için örnek verirken hep böyle karşıdaki tarafla konuşurken abi ben doğru adamız ya çok kazık yedik ya. Abi ben daha doğruyum. Benim yediğim kazığın haddi hesabı yok. Bize ne kadar çok kazık yediysen o kadar doğru bir adamsındır yani. Oradan ölçebilirsin yani. İki tane doğru arkadaşımız var gördüğüm kadarıyla. Çok doğru. İkisi de acayip doğru iki arkadaş var. Toplantılarımızın sonucu şöyle bitiyor. Bir saat falan sürüyor. Evet. Ben masada elimde bir enstrüman. Kerem de genelde dolaşır ortada. İlk cümle benden gelir. Oğlum ne yapacağız derim. O da dolaşır. Oğlum ne bileyim ne yapacağız derim. Abi bir saat sonra başka cümle yoktur ve biter toplantı. O arada sen yeni besteni çalarsın. Sizin ikinizin resmini yakında nerede göreceğim biliyor musun? Bu iş yerlerine bakkallara falan asarlar ya böyle peşin satan veresiye satan. Bu ikisi veresiye satan kısmında böyle. İkisi oturup ay Allah'ım ya inşallah iyi olur. Gittim abi bunların ofise gittim. Hayırlı uğurlu olsun ofisinizde. Sadece Alışık Kültür Merkezi'nde çok güzel bir ofisleri var ikisinin. Bir girdim içeri Yavuz saz çalıyor. Arkadaş 24 saatte mi çalıyorsun yani devamlı mı saz çalıyorsun ya? Hani ben yolda böyle mi geziyorum merhaba ben beyaz yani. Şimdi
Girdik içeriye, biraz tabii böyle bir şey dönemindeler. Gebelik dönemindeler çünkü film daha yeni, işte evet. galası yeni oldu, evet. ilk gişesine bakacaklar. Hı-hı. Önemli olan insanlar fısıltı gazetesiyle o film yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Şimdi öyle sıkıntıların olduğu bir dönem. 72. Koğuş'un önce bir fragmanını izleyelim, sonra devam edelim. Evet, üzerine tamam. konuşmaya başlayalım, buyurun. Kaptan, seni idareden çağırıyorlar. Fatma, Bandırmalıymış. Konya'da ne atlar karıştırdığında buraya naklettiler seni. Ben bir şey yapmadım abla. Bir hatamız olduysa affola. Paran var mı? Fatma sıkıntıdaymış. Yemin ediyorum hepinizi öldür. Burası hakiki mahpus. Ben idamlığım. Kardeş malı ortaklıktır da. Zorumu kesip durma lan haybeci. İnsanlar böyledir işte. Hamuruna nankörlük karılmış. Nihayet insana benzedik yani. Açım lan açım! İnsan dediğin eşref-i mahlukattır. Eşref dediğim de şerefli kişi. Evet. Önce ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumu hemen sorayım. Neden 72. Koğuş? Neden böyle bir film? Neden sizin kurduğunuz şirketin ilk filmi bu oldu? Aslında oyunu oynuyorduk. 72. Koğuş'un provalarındaydık. Yavuz da ilk defa tiyatro yapıyordu ve çok heyecanlıydı. Yaklaşık bir ay falan geçmişti. Bir gün kapıyı açtı. Ben oturuyorum, saz çalmıyordum ama. Geldi ve dedi ki, birader gel dedi, bunun filmini yapalım dedi. Ben de zaten hep yapmaya istiyordum da bir türlü o adımı atamamıştım. Yüreklendirdi, yapalım dedim, el sıkıştık. Ve ondan sonra hemen ilan ettik, çocuklara söyledik. Sonra senaryo yazıldı. Yazıldı. Ayfer Tunç yazdı. Ayfer Tunç uyarladı ve ciddi tabii tiyatroyla çok farklı, çok daha başka bir anlayışla tamamen bir sinema dili oluşturuldu. Tiyatrosuna giden var mı 72. Koğuş'u izleyen aramızda? Bayağı tiyatroyu seven. Ama doğru söylüyor çocuklar, ne yapsınlar? Belki de denk gelemediler yani. Evet, olabilir. 72. Koğuş'la ilgili çok ufak bir bilgiyi aslında sen ver. Yani... Filmin konusuyla ilgili çok ufak bir bilgi ver, ona göre konuşalım üzerine. 1940'lı yılların karanlığında aslında insan onurunu temsil eden Orhan Kemal'in küçük bir koğuştan yola çıkarak aslında bütün dünyaya, hatta günümüz dünyasına mesaj verdiği, bugünle özdeşleştirebiliriz, güçlünün güçsüzü ezdiği, ezilenin ve ezilenin olduğu, paylaşmanın, dostluğun, arkadaşlığın tek temsili Ahmet Kaptan'dan yola çıkarak Ak ve Kara'yı anlatıyor. Ak, Kaptan ögesi, Kara, Berbat ögesinden anlatıyor. Ve günümüzde de ne yazık ki dünya karşılığı, hala evet karşılığı var her hala. Olacak da yani. Evet, o açıdan biz de zaten 23 yıl aradan sonra tekrar gündeme getirelim istedik 72. Koğuş'u. Ben laf bendeyken, söz bendeyken başta Murat Saracoğlu olmak üzere sevgili Hülya'ya, Songül'e, Civan Canova'ya, Ayşe Damgacı'ya, sevgili Cengiz'e, Ahmet Mekin'e, Ahmet abiye, Volga Sorgu ve Volga Sorgu, çok oyuncu kadrosu, çok oyuncu çok geniş var. Bir de bir piloto kurduk. Sinema sektörüne de onu kazandırdık. Bizim filmden sonra 3 film daha şu anda orada çekiliyor. Harika. O dönemin cezaevini kurduk. O yüzden bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ve oyunculuklar ve film beğenildi. Oyunculukları ben
Oyunculukla ilgili bir röportajımız var. Yani öyle. Aslında biraz sonra filmden çıkanlarla ilgili bir röportajlar yaptık orada ama çünkü bazen sıra sana gelince karşı taraf rol vermez, ben nasıl olsa görünmüyorum diye. Tabii. Tek başına oynarsın bir daha karşı tarafta olmadan, böyle ne olduğunu bittiğini de anlayamazsın. O feci bir durumdur yani. Filmin gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda konuşulan bir iki yeri vardı ki bunlar da önemliydi aslında. Filmde bir yemek yapılma sahnesi var. Kuru fasulye yapılacak ama o kadar uzun süredir açlar ki bir kuru fasulye yapımını seyretmek diye bir şeyi ben ilk defa yeniden orada gördüm. Yani kuru fasulye yapmayı seyretmek diye bir şey gördüm. Bir şölen gibi değil mi? Şölen gibi yani. O soğanın doğranması, birazdan o etin içine konması, bilmem neler falan filan. Yani feci bir kuru fasulye şöleni var orada. O sahne için kaç gün aç kaldı? Gerçek oyuncular da aç kaldı. Bir gün aç kaldık. Bir gün mü? İki gün. 48 saat. Ben 48 saat bütün oyuncular, o yemekten yiyecek bütün oyuncular aç mı kaldı? Ben arada bir şeyler yedim de. Ben de bir gün. Senin oturuştan belli ama yani. Evet. Ben arada bir şeyler yedim tabii. O açıdan değil. Yemeği asıl yiyecek olanlar gerçekten 48 saat aç kaldılar ama ben yemiyorum çünkü o arada yok. Bir de ben artık yaş maçta belli bir noktaya geldi. Kan şekerim var. Yemeyeyim mi abi yani? İki lokma attık ya orada. Bir şey. Ya koca oyuncu böyle bir şeyden bahseder mi ya? Allah Allah. Yaş baş bir yere geldi. Kan şekerim var diyor. Sahnede kimse yemezken sen öyle mi? Vay arkadaş. Peki bir dakika. Elbiseler de bit pazarından mı? Abi elbiseleri Mustafa'nın filmdeki elbiselerin çoğu bit pazarında. Şimdi buradan şunu çıkartabilir miyiz şu sonucu? Mustafa Zeynepkencilerin Gamze Kuş yaptı. Gamze. 48 saat yemek yiyen 48 saat oyuncular yemek yemiyor ve elbiselerde bit pazarından. Siz bayağı prodüksiyonu ucuza getirmişsiniz. Ucuza getirmişsiniz yani. Öyle mi? Evet. Oraya bağlı bak. İşte senin sorduğun sorunun cevabı burada. 72. koğuşu çekme sebepleri buydu. Tabii. Kaç lira harcayacağız? 10 lira, 15 lira. Allah bilir ya. Şaka bir tarafa, göstereceğiz şimdi. Bir sahne daha var ki çıplak erkeklerin hepsi anadan doğma ve üzerlerine su, tazikli su veriliyor. Yani bir nevi işkence. Ama siz o sahnede üzerinize ılık su verileceğini zannederken -5 derece havada. Evet doğru. O da Yavuz'un şeyidir. Zaten sahneyi de biraz zorladı. Biraz önce bir tereddüt geçirdik falan, olacak olmayacak. Dedi ki korkmayın ya. Şimdi ılık tek ikna olmayan arkadaş vardı. O da Kerem. Bu sahneyi çekmeyelim dedi. Evet. Çekmeyelim dedim. Hani çekmeyelim. Çırılçıplak soyunacaksınız diye mi? Yani hepimiz soyunacağız. Biraz böyle biraz dedik. Muhafazakar tarafımız. Sonra Kerem'den güç alarak 3-5 kişi daha ikna oldu. Evet. Filmin en son çekilen sahnesidir o sahne. En son çekildi hakikaten. Ama ben şöyle ikna ettim. Dedim ki arkadaşlar, belediye bize şey gönderdi. Tanker ve içinde ılık su var. Dedim. Sıcak su. Hayır, sıcak su. Sahneye ikna olmakta zorluk çektik. İkna olduk, bu sefer de yumuşatıyor yani. Ilık su falan filan gelecek. Tamam, bornozlar. Hadi dedik biz şey yapalım falan. Ama su bir geldi. Buz gibi bir o su. O sahneyi de çünkü ikinci kez kimse yemez de yani. Hani ilkinde çekti yani. Ama, hani olmadı ama, yeniden. Vallahi bu sefer sıcak su falan olmaz yani. Onu bir kere çektin ya. Şimdi sahneyi izlerken anlarsınız. Bir çekim çekmeme tereddütleri varmış. Onu sahneyi izlerken anlıyorsunuz. Çünkü yabancı filmlerde Rambo'ya da su sıkılıyor. Rambo da çırılçıplak ama böyle duruyor. Rambo oradan su sıkılıyor. Adama su sıkılıyor, adam böyle duruyor falan, yapmayın diyor, böyle duruyor ama çırılçıplak. Bizde 15 kişiye su sıkılıyor, herkes böyle duruyor. Herkes ama böyle. Sahnede. Şimdi orada herkes öyle durdu fakat su sıkılınca bir iki arkadaş böyle durdu. Allah yapma. Evet. Evet, ilk önce herkese iyi geceler diliyorum. Cengiz Bey'e, Yavuz Bey'e, Yanıma, Sonic Hanım'a, Kerem Bey'e iyi geceler diliyorum öncelikle. İyi geceler, sağ olun. Onlar da iyi geceler diliyor da sesleri az çıkmış. İyi geceler. İyi geceler. Evet abi biraz. Bak ya bir dakika gül ya. Bir heyecanlansanıza bir böyle ya. İyi geceler. Sesiniz çok az geliyor bana ya. Sesiniz az geliyor diyor.
Çok heyecanlandım. İşimin zorluğuna bak. Bak kız hadi oradan iyi getirir herkese diyor. Bundan yapacak iyi getirir. Efendim Gülcüm. Evet, çok heyecanlı. Hayır, şimdi o adam birisi çok heyecanlandı mı dedi yani. Ya mı söyledi onu? Kim söyledi? Bayağı böyle bir şey söyledi sanki. Evet, ben söyledim. Hayır, hiç heyecanlanmadım. Heyecanlı değilim. Biz heyecanlandık. Ooo, biz yarın yeniden yapalım biz bu programı. Bugünkünde... Gülcüm, sen heyecanlanmadın. Sen çok normalsin. Sana bir şey demedik. Buradakiler de heyecanlanmadı. Ona baktık yani, ne oldu? Sen rahat ol. Sen solunu sol, Gül. Güzel. Rahatım. Tekrar getirer diyorum. Cengiz Bey'e bir sorum olacaktı. Evet. Cengiz sana buyurun, sor. Yani... Buyurun. Sorun, dinliyorum. Bir dakika ya. Bir dakika. Evet, sorun diyor. Bir dakika. Yani, Gülcüm. Bir dakika. Olmadı. Gül, bir saniye. Var nabız. Yok, yaşıyor hala, yaşıyor yani. Bir sıkıntı da, bir sıkıntı da yok ama niye ses gelmiyor ya? Neyse, tamam, zaten onunla bir alakam yoktu. Cengiz Bey bir sorum olacaktı. Evet. Buyurun. Ama senin sorunu şöyle sorabilirim kendisine. Ortalıkta görünmemenin sebebi bir şey yapacağım zaman çıkarım görünmek mi? Yoksa ben çok ortalıkta görünecek bir adam değilim abi. Niye görüneyim ortalıkta durumundan mı? Olabilir yani, evet, o şekilde de. Sağ ol. Teşekkürler. Beni sınadı. Allah Allah. Olabilir, olabilir. Beyazcığım bu olabilir. Evet, teşekkür. Peki Gülcüm, bakalım cevap ne geliyor? Yani cevap verildi zaten. Konuşuldu, bitti. Ben ne yapayım artık yani? Amanın aman. Amanın aman. Değil mi? Benim bütün program böyle mi geçecek? Değil, öyle değil de tabii bir şey yapacağımız zaman tabii ortaya çıkıyoruz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasa lafını kabul etmiyorum. Evet. Hiçbir şekilde öyle bir durumumuz zaten yok. Ama kültürel anlamda çalışmalarımız olacak. Tabii ki olacak. Olacak. Her zaman olacak. Hiçbir şekilde bu piyasaya da düşmüş de değiliz ayrıca. Ya da piyasa derken hani satışta değiliz anlamında. Onun biz böyle düşmüş gibi oturuyoruz. Şey hayır, hayır. Bir dakika. Piyasa derken... Piyasa lafını sevmediğim için özellikle üstüne basarak söylüyorum. Bizimle alakası yok. Yani. Hayır, yani. Hayır. Sizinle zaten yok canım. Ne bileyim ben bu piyasa deyince bir anda... Ya sen yerine ben konuş. Yani yok. Adam bunun için konuşmak istemiyor. Yanlış yani anlaşılacak diye. Konuşamıyorum zaten yani. Konuşma özürlüğüm sayılabilir yani. Önemli değil. Fakat yapmak istediğimiz bir şey olduğu zaman, içimizden bir şeyler kaynadığı zaman yapıyoruz. 6 tane albüm yaptım. Bunlara baktım sonra. Periyodik olarak 2 ya da 3 senede bir albüm yapmışım. Evet. Ama bunu ben kurgulamadım yani. Sadece hissettiğim ve sevdiğim şeyleri söylemeye çalıştım. O anlamda. Tamam. Bu söylediklerin de, bu anlattıkların da 2-3 senelik aralar ekran başındaki izleyicilere acaba daha sık çıksa mı izlenimi yarattığı için de Gül'ün sorduğu soru da o. 2-3 seneleri sıklaştırabilir miyiz acaba soruları? Sıklaştırırız. Peki hocam, bu bölümün de sonuna güzel bir türkü ekleyebiliyor muyuz? Tabii ki ekleriz. Güzel kavramını bilmiyorum ama kime göre. O zaman güzel diye bir... Buyurun hocam. Bir kökte uzamış sarmaşık gibi. Dökülmüş gerdana saçların güzel. Ufukta gözlerin bir ışık gibi, kara bulut gibi kaçların güzel. Alkışlar da kendi dostlar. Buyurun hocam. Evet. Güzelliğin on fark etmez. Güzelliğin on fark etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı,
Kim okurdu, kim yazar? Bu düğümü kim çezerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmazlar. Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa, fikir başka başka olmasa. Senden aldım bu feryat, senden aldım bu feryat. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, o sana aşık olmasa. Ağzına sağlık. Reklamlar içinde kaldığımız yerden devam edelim. Edelim reklamlardan sonra. Pınar başımdan bulanı, iner ovayı dolanı. Sende çok anlar bulunu, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmesem halim yaman olur, halim yaman olur, halim. Ben yâri görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Hiç ovaya inmedin mi? Aşk oduna yanmadın mı? Can yakmadan doymadın mı? Dağlar duman olur, çayır içmen olur. Ben yar görmesem hal yaman olur, hal yaman olur, hal hal. Ben yar görmesem hal yaman olur, ha yaman olur. Yaz görmemiş kışa benzer, dert görmemiş başa benzer. İçmiş de sarhoşa benzer. Dağlar duman olup çayır içmen. Ben yar görmesem var yaman olur, var yaman olur, var. Ben yar görmesem halim yaman olur, halim yaman olur, vay vay. Ben yar görmesem halim yaman olur, halim yaman olur, vay vay. Ben yar görmesem yaman olur, halim yaman olur.
bravo bravo. Ben diyor. Hep beraber sırayla deneyeceğiz. Senden bir alayım bakayım. Ben yarı görmesem. Yolum. Ben mikrofonu. Beraber beraber. Yok beraber, beraber değil. Dayanamadı. Beraber değil. Yok. Hadi geliyor geliyor. İçimden geliyor da. Daha benim zamanım var ya. Yani. Biraz zor duruyor. Vallahi zor. Abi saz var, üstadlar var. Arada şöyle ince Türkçü insan. Var, falan filan. Siz orada mesela söylerken ben kendi kendime burada kendi kendime sanki sahnede benmişim gibi şöyle şeyler yapabiliyorum ya kendi içimde. Ben yarı görmesem halim ziman olur ha. İçimden bu geliyor yani. Aa, o zaman aşıksın. Ha? Aşıksın. Ben her zaman aşığım. Ben insana aşığım. Peki, Cengiz. Hayır. Hayır. Ne? Gemilerde tarihim var giriyor bu zaman. Benim hayatımın bir bölümü yaşamakla bir bölümü de böyle bir mücadeleyle geçiyor. Cengiz'im şeyi bilir misin? Çok güzeldim. Evet. Cengiz Özkan'a hiç hayatla böyle soru sorulmuş mu acaba? Şeyi biliyor musun? Onu bilmezsin gerçi. Çünkü onu ben de bilmiyorum. Dur bakayım. Ya bir tane daha güzel bir şey söyleriz biz ya. Böyle bir... Tamam, Acem kızını söyleyeyim. Acem kızını söyleyeyim. Acem kızını, evet. Bu arada Neşet Ertaş'a bir alkış hocamıza. Bu güzel eserleri bize sunduğu için... Allah uzun ömür versin diyorum. Buradan da ellerinden öpüyorum kendisini. Eylem Şanova'da kalacağım kızım. Urunurum kaş altından bakınca cam telef ediyor gülacım kızım. Urunurum kaş altından bakınca can telef ediyor gülacım kızım, gülacım kızım, gülacım kızım. Neylesin malı, yumlu kuca gözünde döker mercanı. Burnu fındık, ağzı kayfe fincanı, şeker mi şerbet mi balacım. Burnu fındık ağzı kayfe fincan, şeker mi şerbet mi balacım kızım, balacım kızım, balacım kızım. Romanlar böyle ellenebiliyor değil mi? Yani bir sıkıntı yok bunlarda.
izinle mi ilgili? Yani izin, kadın tabii. Sahneyle beni arttıralım, boya bunu ekleyelim falan tabii, filan izin, gibi bir şey. Kesinlikle izinle tabii. İzinsiz olmaz. Hem yazana hem onun temsilcilerine, varislerine. O yüzden Işık abiden izin alarak, ciddi uyarlama yapın dediği için biz de Songül önerdi. Ayfer'i sağ olsun. Onun işi mutfağından başından beri var. Hülya'yı da en başından beri hiç B planımız yoktu mesela Fatma ile ilgili. Evet. Sadece Hülya Avşar'ı düşündük. O da sağ olsun kabul etti ve çok da güzel oynadı. Peki, bu filmin içinde oynadığın bu filmin içinde iki sahnede de tecavüz sahnesi var. Yani aslında bir tanesinde şimdi açık açık da hani filmi de çok anlatmak istemeden üzerinden gidiyoruz da bu sahneler sana senaryoda geldiğinde, senaryoda bu sahneleri gördüğünde bir şey sorayım da ondan sonra sana sorayım. Tamam. Aslında merak ettim. Başkalarına gittin mi bu teklif yani bu? Fatma mı? Evet. Fatma hayır sadece. Ya bu tecavüz sahnelerinden dolayı başkasının kabul etmediği oldu mu falan gibi bir şey söylüyorum yani. Yok. Ha, hayır. Hiç sürekli olmadı zaten. Geldiği zaman Hülya şun. Gerçi da... Yavuz ve Kenan o sahneyi gerçi herhalde son zamanlarda yazan en güzel tecavüz sahnesi. Gerçekten en güzel tecavüz sahnesi ve keyifle oynadım. Kerem ve Yavuz çok saklamaya çalıştılar o sahneyi basına ellerine geçmesin diye ama ben hiç o konuda rahatsızlık hissetmedim. Çünkü sahneyi seyrettiğin zaman zaten o rahatsızlığı hissetmiyorsun. Ya aslında insanların duygularını sağmak istemedik bu konuda. Evet. Çok böyle birçok şey oldu çünkü geçmiş o dönemde. O da bıçak sırtı bir şey. Çok... Evet. Şimdi o sahneyi sen çekersin de o sahneyi montajda öyle bir verirsin ki insan evet gördük arkadaş daha da uzatma yani bunu. Evet. Yani evet. Bunun bir ayarı var. O insani doğru, ayar iyi, sinemada iyi, da öyle bir ayarı var. Doğru. İzlerken de bu ayarsızlık olmadığı için evet böyle bir durum var. Çünkü tecavüze uğrayan insanların da birisinin onların sesi olması lazım yani. Birisi, bence birisi. Burada de... o sahneyi kısa kesmişler. Bence kısa kesmişler. Çok daha uzayabilirdi. O da artık... Valla işte sana bir şey söyleyeyim. Bunun adı onun için Hülya Avşar yani. Çünkü Doğu Bural işi söylüyor yani onun için. Ama yani. Bence tadı biraz daha uzasaydı daha insanları o sahne. Şimdi sahneyi tabii nasıl tahmin ettiğinizi tahmin eder gibi oluyorum burada. Öyle değil işte. Evet. Bu sahne öyle değil. Onun için uzayabilirdi diye söylüyorum. Evet, sahne yürek yakan bir sahne. Evet, daha çok insanların canı yanıyor, acıyorlar. Yani bir tecavüzden çok bir acıma duygusu beliriyor insanda. Onun için uzayabilirdi biraz daha. Peki. Hülya Avşar'a ilk sorum. Hülya Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çevirdiğiniz filmi kızınızın izlemesine izin verir miydiniz? Neden? Sizce yaş sınırlaması olmalı mı? Efendim? Yaş sınırlaması olmalı mı filmde sizce? Filmde yaş sınırlaması olmalı mı diyor. Var siz zaten, gördünüz mü filmi? Filmi... Segmanlardan gördüğüm kadarıyla soruyorum. Yaş sınırlaması var zaten. Filmde yaş sınırlaması varmış Pınar. Var ama şimdi 30 yaş altı giremiyor filme ya. Öyle bayağı bir sınırlamışlar. Bir isteğin olacak ya Yavuz Bingöl'le Cengiz Bey'den mümkünse. Söyle canım buyur. Bu son yıllarda televizyonda pek açık atışması göremiyoruz da ikisi de şu bağlama çalıyor zaten. Ne? Bir aşık atışması yapabilirler mi dizi? Aşık atışması yapabilirler mi? Kürdanlı mı kürdansız mı? Nasıl istersiniz? Var mı aklınıza bir şey? Buraya kürdan koysunlar mı koymasınlar mı? Lep değmez. Lep değmez denir ona. Ne denir? Lep değmez. Lep değmez. Lep dudak değmez değmez. Türkçe'de. Baba var mıdır sizde? Atışma falan olur mu? Bizde atışma olmaz. Bizim Ozan, annemde var, Ozanlarda var. Gelinimiz yani benim yok. Yavuz'un da olduğunu zannetmiyorum. Sen annede var değil mi? Annemde var. Annede var, annemden evet. Annemden kalan eski şeyler var. Onlar çok atışıyorlardı. Aşık Reyhani rahmetli. Mahsuni baba, annem. Atışma Ozanlığın büyük geleneksel kültürüdür ve özellikle bizim Kars ve Erzurum yöresinde çok fazladır. Ama Pınar Hanım'ın bunu bizden istemesi pek
normal bir şey değil yani. Niye? Niye tabii ne oldu? Yani böyle bir şey yok ki zaten yani. Nasıl olur? Aşık atışmasından onun kastığı yani, keyifli hayır, çok. Hayır yani şimdi doğru, aşık atışması... Abi biz burada türkü söylemeye geldik, atışmaya gelmedik. Ayrıca o ayrı bir törendir ve ayrı bir daldır yani. Tamam ben Pınar Hanım'a ayrı, özür dileyim de var. Ayrı bir şekildir yani. Pınar Hanım gitmesin gündür diye yani. Ben sana söylemiyorum yani. Hayır hayır. Yani i̇steyebilir, isteyebilir. Normal bir şey yani. Efendim? Normaldir, isteyebilir. Türkü söyleyen insanın da o geleneği yani. Bilmesi lazım. Biz de biliyoruz aslında. Ama şimdi burada atışmanın anlamı yok yani. Yok. O açıdan... Durumu toplamaya çalışan 6 kişi var şu anda burada. Pınar aslında atışma demedi. Çatışma dedi. Beraber acaba dedi keşke türkü söyleseler dedi. Bir tane daha. O zaman şöyle yapalım. Pınar'cığım orada mısın? Şimdi vazgeçtim istemiyorum tamam. Tamam. Ne yapsın evet. Peki Pınar'cığım öpüyoruz çok. Pınar'cığım. Teşekkür ediyoruz. Madem cezaevi filmi çektik 1940'lı yılları anlatan, cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan bütün tutuklu ve hükümler için, bir de benim sevgili bir büyüğüm abim var İskender amca için bir, bugün günlerden de Cuma. Doğru, evet güzel türkü bu ya. Onlar için. Yoktur bu dünyada.
Sinem sarı, salım cebe vurdu. Yaram var. Ağzınıza sağlık. Reklamlardan sonra buradayız. Aradaki değil mi? Ha, aradaki ya. Abi değil mi? Evet. O ne kadar güzel. Güzel bir oyunculuk görmedim demiş. biz bir tane yabancı filmin içine, yabancı bir hapishane filminin içine dedik ki sizin türküleri koysak acaba nasıl bir sonuç alabiliriz dedik. Sadece o türküleri koymadık. Hülya Avşar'ı da bir yerinden filmin içine. Vallahi benim ekip acayip çalışıyor. Canavar gibi. Sanki gerçekten de Amerikan filmin içinde varmış gibi. Hülya Avşar'ı da filmin içine monte etmişler. Bir hep beraber onu bir izleyelim. Verelim bakalım. Sanırım kaçmak istiyorsun. Belki duvardan bir tünel kazarsın. Neyin komik olduğunu anlamıştım. Bir adamın böyle bir çekiçle tünel kazarak hapisten kaçması 600 yıl sürerdi. Hasretimle yandı gönlüm. Ayağa kalkın, hücreleri arıyorlar. Ayağa kalkın, hücreleri arıyorlar. Söndü gönlüm. Eve yükseklerde uçtum. Ayağa kalk. Yüzünü duvara dön. Gözlerimde kanlı yaşlar. Oldukça temiz. Birkaç kaçak eşya sadece. Endişe edecek bir şey yok. Bunu onayladığımı söyleyemem. Ama istisnalar olabilir. Şimdilik bu hakka sahipsin. Yarın gitti. Kapatın. Değilim aman aman. Değilim aman aman. Penceresinin önündeki biblolardan başka bir şey kalmadı. Bir de duvardaki şu kadın. Ona soralım, belki bilir. Sana ne dedik? O bile. Sesime ses ver lütfen, orada mısın? Yoksa uykuda mısın? Bir arkadaşının piyango biletindeki numaraları değiştirip sana para çıktı diye bayiye gönderdiğini. Bir dakika, devamı daha da acayip. Bayinin parayı ödediğini biliyor musunuz? Hayır. Arkada olur mu ya? Olur mu yani? Çok titiz ama bir kadar dağınık olduğun bizdeki bilgiler de var. Çiçek delisi olduğun. Benim mi? Evet. Bunlar doğru değil ikisi de. Öyle mi? Dolabında en çok mini beyaz, mini siyah elbise olduğu. Bu da değil. Bunları kim söyledi? Ha pardon, bunlar Yavuz'un. Pardon. pardon. Çok kötüsün ya. Karışmış pardon. Pardon. Yavuz'cum, espri kaldıramıyor musun? Kaldırırım. Tamam. Ha, Cengiz'le sabahtan beri diyoruz ki, birader diyor, biz iki kişi biraz ayrı oturuyoruz. Kalenin ortasında duralım, ellerimizi açalım, bize gol atmasın diyor. Sen golü attın. Bana dedi ki... Abi ben yayının başına itibar aldım ki ben Cengiz'e zaten golü atmam. o konuda şeyim yani, olan sana olur arada. Yavuz'um. Şimdi diyor ki... Ama penaltı olur dedim içeride. Beraberiz dedi Yavuz abi de. İşte ikimiz dedi türkülerle falan kurtarırız. Senin kadar zekanla biz nasıl başa çıkalım abi? Bana diyor ki sen sağ atla ben sola atlayayım. Abi dedim niye sen sağ atlıyorsun ben sola atlayayım. Abi. Bir dakika dur. Ben burada program yaparken siz bunları mı konuşuyorsunuz kendine? Neler oluyor orada yani? Penaltılardan bahsediyoruz. Penaltı olursa hani penaltı olur ya, ufak penaltılar evet. Olur ya böyle. Hani.
Sen diyor sağ atla, ben sola atayım. Abi niye sen sağ, ben sola atayım? Ortada duralım, ellerimizi açalım. O 90'ları atmaya çalışsın dedim ben. Abicim ben attıktan sonra o golü siz gittikten sonra yayını açıp bırakıp tek başıma da atarım arkanızdan. Yani oralara hiç ben gol, benim niyetimde gol atmak yok. Ben sevdiğim için. Gol attık değil mi? Ben sevdiğim için yani. Gel. Şöyle bir geleyim. Gel. Şöyle bir geleyim. Gel. Şu tarafa insanın hiç bakası yok tabii, şöyle dönerim. Yeşil ördek gibi dallandım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dinden dillere, alıp başım yine gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Başım alıp gidelim gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Yavuz'un sesinden gelin, Yavuz'un sesinden. Sevdiğim cemalim, güneşim, mahım. Sevdiğim cemalim, güneşim, ahım. Seni seven aşığım, çeker esrarım. Getir elbasayı, kelamları. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Getir elbasayı, kelamlar. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Aslan kardeşim benim. Var mı türkü isteyen? Yeşil başlı gövel ördek. Daha yeni bir ördek bitirdik. İkinci ördeğe. Size ördek kalmadı. Turnalar versek. Bir dakika. Türkü istemenin bir adabı var. Bak türkü isteyişe bak. Yaralı Ceylan. Yaralı Ceylan. Sanki adamın ceylanına bir şey yapmışlar yani. Bu ne sahiplenmedir ya. Bağırıyor yaralı ceylan gibi. Ona türkü söylüyorsunuz yaralı ceylan burada. Kara tren. Valla ben bir şey söyleyeyim. Yavuz Bingöl'e en son kara treni söyletmek için büyük iddiaya girmiştik kendisiyle. Fenerbahçe biliyorsunuz, ben Fenerbahçeli, o Galatasaraylı. Geçen sene bir Fenerbahçe Galatasaray maçına iddiaya girdik. Dedim ki formayı da giyeriz dedik yani. Kaybeden dedik öteki takımın formasını giyer. Ayrıca dedim kara treninde söylersin dedim. Tamam dedi o sözle. Bir o geçen seneyi bir hatırlayalım, var mı elimizde görüntüleri? Fenerbahçe Galatasaray maçından dolayı kendisiyle iddiaya girmiştik. Fenerbahçe maçı 1-0 aldı. Şöyle bir forma yaptırdık Yavuz'cum. Bu tarafında Fenerbahçe, bu tarafında Galatasaray, beraber içine gireceğiz. Bunun. Ben de mikrofon alacağım. Gel bakalım şöyle. Fazla mikrofon var mı orada? Gel. Mikrofon var mı fazla? Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halimi.
gönlüm darda. Gözüm yolda, gönlüm darda. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Sadiren geçici belki işlenmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanım savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel, ya da bana gel. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halini. Sizde dumanım savurur halini görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınırda derdini bilmez. Duvarın sarılır, halini görmez. Tam gözyaşım. Teşekkür ediyoruz. Hangi takımı tutuyorsun Cengiz abi? Söylemeyeyim sana. Söyleyeyim. Galatasaraylıyım ben. Bu sene bayağı kötüyüz. Ama geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Söylemeyeyim. Galatasaray her zaman Galatasaray'dır. Söylemeyeyim derken bu aralar söylemeyeyim anlamında. Galatasaray her zaman Galatasaray'dır. Galatasaray. Çok iyi derecede tavla oynadığın doğru mu? Yalan. Doğrudur. Ki Hülya da acayip yok, oynar. İyi tavlacımdır. Ben kurs veriyorum. Hoş gün öyle mi? Almak isterim bir gün. Ben de veriyorum. Niye haberim yok sizden? Kurs mu veriyorsunuz? Tabii. Siz de kurs veriyor musunuz? Evet. Ya ben yeniyorum insanları. Ya da iyi oynuyorum yani. Yenilsem de iyi oynuyorum. 6-0 da yenilsem bir gün gelin oynuyorum. Ben de kurs verenleri öğretiyorum. Öyle gelin mi? Mutlaka. Ne güzel. Valla bir sana gelin. Beklerim bir gün mutlaka. Şans Allah kimine şans. Boş zamanlarında Anadolu Kavağı'nda balık tutmaya gittiğin doğru mu hocam? Doğru ama bazen tutamayabiliyoruz. Kafa dinlemeye mi gidiyorsun? Evet. Yani boş atıyoruz işte, arkadaş grubumuz var onlarla. Ne yapıyorsunuz hocam? Sazı kafayı boşaltıyoruz. Sazı falan yok, saz falan yok, hayır. Yok. Olta var. Olta ile. Olta var. Ben sazla diye şey yaptım. Kıyı balıkçı. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Ben sazla diye bu nasıl... Bir şarkı hocam, çalıyor, 24... balık vuruyor, karaya vuruyor böyle.
kendi kendine vuruyor. Sıvı sıvı kafaya vuruyor. Sazla tuttun diyor. Sazın içine doldurup böyle kere olan gibi git. Yemek yapma konusunda çok beceriksiz olduğun, evde kimse yoksa aç kaldığın. Yani bir yumurta kırıyorum, o da yere atınca. Yani pek başlarken yaptık ya, sonunda da yapalım da bari. Yavuz'um sen ne yapıyorsun bütün gün, ne yapıyorsun? Aynı şirketin içinde. Nedir senin bu durumun, nedir yani? Saz var işte. Koyu Fenerbahçeli oldun. 72. koğuşta 72. koğuşu elektriği olmayan bir depoda çekerken sırf Fener maçını seyretmek için çekime ara verdirdiğini, bilgisayar ve hoparlörler getirip ateş yakıp maçı seyrettiklerini. Doğru mu? Doğru. Bunlar sadece Fener maçı için değil. Tabii Yavuz da Galatasaraylı. Biraz ona da yaradı bu iş. O da Galatasaray maçı seyretti. Peki. Yavuz Bingöl. Herkese ortak diye hitap ettiğin, ki biliyoruz bunu. Neden ortak? Ya, kimisi babacım der, kimisi kardeşim der, kimisi abicim der. Sen kardeş, kardeş bana ortaklıktır. Filmden bir filmden şeyle. Bir şeyle. Yıllardır burun ameliyatı için gün aldığını ama bir türlü gitmediğini. Ya bu, ya bu çekici abi. Çok güzel sahne vardı ya. Yavuz'la böyle bak, tam bakışıyorduk. Yıllardır burun ameliyatı için dedim, böyle yaptı. Ne var abi senin? Aslında ameliyat oldum da hoca. Burun burnumu kırmaları gerekiyordu. Benim evet. Devilasyon var bende. Evet. Bu arada devilasyon olduğu... Devilasyon mu denir ona? Neyse, neyse ya. Devilasyon. Devilasyon var değil mi? Yavuz'un burnunda devilasyon var arkadaşlar. Devilasyon mu? Neyse, neyse arkadaş. Yani sen bir şarkı söylerken bir notada yanlış yapsan... Yaparım. Ben şey onu demedim. Söyler miyim sana? Bir harften dolayı mı yapıyorsun? Neden? Bunu? Söylemesem sonra dilden bile dolaşacağım. Abi, adı ne? Devilasyon. Söylemezsen sonra dilden bile... Ama devilasyon komik bir Yavuz ya. Yani söylenmezse olman anladın. Yavuz'un burnunda... ekran başındakiler duymadıysa söyleyelim. Yavuz'un burnunda devilasyon var. Kulaklar konkordato ilan etmiş. Ağızda enflasyon. Peki. Yaptırmayacak mısın abi? Ya işte oldum ben aslında ameliyat 3 yıl önce ama burnumu kırmaları gerekiyordu. Kırdırtmadım. Tedavi olmadı tam olarak hocam. Niye kırdırtmıyorsun burnunu? Nasıl bir şey yapacaklarını bilmiyorum abi. Abuk subuk bir şey yaparlar diye korkuyorum ya. Arkadaş sana Banu Hakan burnu yapacak halleri yok yani. Ne yapabilirler ki? Bu burnu yine böyle yapacaklar yani. Sen böyle okka gibi bir burun olmayacak yani. Bak, ben burnumdan memnunum ya. Yavuz düşünsene şöyle yaptırmışsın burnu. Kalkıp. Şöyle saz çalarken yan bir dönüyorsun böyle. Böyle Pinokyo burnu gibi şöyle. Vallahi evet peki. Milletin çok kızdığı şeye hiç kızmadığını, herkesin az sinirlendiği şeye ise çok fazla sinirlendiğini söylemişler. Doğrudur. Çift bağlantılarım ters. Devreleri ters bağlamışlar. Devreler ters. Macar bir yönetmenin İstanbul adlı filminde oynadığın. Ne zaman? Şu kadar güzel bir konuya verilen cevaba bak. Macar bir yönetmen İstanbul filminde oynuyorsunuz. Yavuz Bey ne düşünüyorsunuz? Ha oynadım. Yavuz Bey, bak, üç maymundaki rolünüzle de Cannes Film Festivali'ne katılmışsınız. Gerçekten çok önemli. Entelektüel bir hareket oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Aha onu da yaptım. Harbiden benden öyle ses mi çıkıyor? Ben farkında bile değilim. Öyle ses çıkıyor mu? Burnundan, çocuğun burnundan öyle ses çıkıyor. Burnundan, burnundan. Develasyondan. Burnundan geri. Harbiden mi öyle ses çıkıyor? Abi sen, değil. Senin ses tonunun sen farkında değil misin? Abi değilim abi. Senin ses buradan çıkamıyor. Şurada bir yerden duyuyoruz biz senin sesi. Yani bu ağzı açmana gerek yok senin zaten. Bu kapatsan da geliyor ses bize yani. Hatta iç sesin o yani. Türkü söyleyince iyi kullanabiliyorum demek ki. Türkü söylerken iyi ama. Günlük hayatta yani, da öyle gez abi. Bir çay alabilir miyim? Eski futbolcu oldun. Doğru, var bir de. Futbolcuların arasından ya. Kona, Kuşe, Moşe. Moşe, Kona, Kuşe, Moşe. Bir dönemler bunlar gençler birliğinde oynuyordu. Üçü birden de sonradan futboldan para gelmiyor, türkü işine girdi hepsi. Hay Allah'ım ya. Gitar, piyano, ut, bağlama, akerdeon. Gördün mü? Akerdeon bak, bir harfi, bir tane harfi yanlış söyledi şimdi. Ben dalga geçmem lazım. Devilasyon. Yahu bir dakika, bak bir şey söyleyeceğim ne? Sen deviasyon, deviasyon değil mi? Ne yok bu arada, deviasyon. Bak yavrum, sen zaten bunu bilmesen de olur. Bir şey söyleyeceğim.
Şimdi bana bak, bu bozuldu söyledim yok diye. Yok ya, bozulmam ben. Arkandan dalga geçmesinler diye söyledim. Ben var ya, yemin ederim hiç bozulmam. Hülya. O kadar gönlüm geniş ki. Hülya. Ama yani lütfen. Hülya. O bozulmuyor, anlamıyor çünkü onu okumak. Ne yedi, ne yedi? Arkandan gülmesinler diye söyledim. Sen bak. Şaka yapıyorum. Yani izah ettin işte. O şimdi önümüzdeki hafta ben biliyorum neler vereceğini. Develasyon. Bakın önümüzdeki hafta, geçen hafta programın özetini hazırlarken program şöyle başlayacak. Beyaz Şov'a hoş geldiniz. Trak, devalüasyon var. Kafadan daha vereceğim. Kafadan. Hep böyle, ondan sonra şöyle montaj yapalım haftaya. Arada işte Cengiz'le konuşuyoruz. Cengiz nasıl gidiyor? Bana iyi gidiyor abicim. Devalüasyon var bunun. Hülya'ya bağlanalım. Film güzel olmuş. Oyunculuğum iyiydi. Fena değildi. Devalüasyon var bunun. Aralara seni bundan sonra hep o lafı hep yerleştirelim. Ya zaten herhalde Okan da nedir o? Kamera arkasında yapacak bu işi. Gösterir. Evet. Sen haberde... bayağı meşhur oldun bu devalüasyon. Vallahi harika. Koca burun, bak devalüasyon var yani vallahi. Neye niyet, neye kısmet. Nefes al diye var sende yok ama ondan devalüasyon. Hayırlısı olsun. Benim de kolda bir şey var da çıkartamıyorum. Adını yanlış söylerim diye çıkartamıyorum. Yüzümüzden sonuçta hani yani oyuncusun, yüzünün ifadesi bozulur diye. Evet. Burnumu abi ellettirmiyorum yani. Nefes alamıyorum, farkındayım. Yani. Aslında Yavuz ne horluyordur değil mi gece uyurken? Ha? Acayip horluyordur değil mi? Yorgunken horluyorum. Bu burunla horlanır, nefes alamıyor çünkü. Fadiyes horluyormuşum. Ölçmüşler. Fadiyes mi horluyorsun? Ölçmüşler abi. Müzisyen horlaması. Ölçmüşler. Ama Fadiyes deyip geçme. Doğanın tınlaması Fadiyes'dir. Doğanın tınlaması Fadiyes. Tabii ben de Fadiyes. Ya sen senin burnu bize böyle mi yediriyorsun? Benim burnumda doğanın tınlaması var diye mi şey yapacağız yani? Peki, şu senin burundan güzel bir türkü ama hocam lütfen beraber. Tabii ki. Beraber. Thank you.
seni benden alırım. Sana da sana gel, ay bir yavrum dön, aşk yine bana gel. Sen benden alırım, seni benden alırım. Sana da sana da gel, ay yavrum dön dolaş yine bana gel. Sağına da sağına da gel, ay yavrum dön dolaş yine bana gel. Sendeki başlar bende de olaydı. Başları senden, yastırı bende. Helalı bir çıramda ayrılamam derse. Başları senden, yastırı bende. Helalı bir çıramda ayrılamam derse. Sendeki gözler bende de olaydı ya size. Sendeki gözler bende de olaydı ya. Gözlerim senden sürmesi bende. Edalı kızlarla ayrılamam yar sen. Gözlerim senden sürmesi bende. Sendeki saçlar sizde. Sendeki saçlar bende de olaydı ya. Bravo. Saçları senden, saçları bende. Edalı küçük hanımda ayrılamam derse. Saçları senden, saçları bende. Edalı küçük hanımda ayrılamam derse. Saçları senden, saçları bende. Edalı küçük hanımda ayrılamam yar sen. Ağzınıza sağlık, çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, mavi ışıklarla, ustalarla programı kapatacağız ama öncesinde bir şey atlamış olmamak için herhangi bir oyun, bir tiyatro, yakında bir şey, yeni bir film projesi söylememiz gereken bir şey. Yani 9 Mart'ta Almanya'dayız. Düsseldorf'ta film galası var. Yine Almanya'da Nürnberg'de festivale katılıyoruz değil mi? 24'ünde ayın Mart'ın. Şu anda filmle ilgili bütün yoğunluğumuz ve konsantrasyon. Hadi hadi. Yavuzcuğum. Ben filmle uğraşıyoruz ama geçen sene Kül'ü çıkarmıştım, son albümü. Şimdi bu senenin sonuna doğru Ateş hazır. Ateş'i çıkaracağım. Ateş. Evet. Bunlar üçleme mi olacak? Öyle Kül mi? Kül ve Ateş ikili. Öyle gidiyor. Peki. Cengiz abi. En yakın. Yavuz. CD'mizi çıkaran Ada Müziği'ye, Bülent Forte'ye özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi size 1960'lardan bir rock parçası sunacağız. Bizim dönemimizde gençlik bu parçayı çok severdi. Bakalım aynı tepkiyi 2011'deyiz değil mi? 2011'de de görecek miyiz? Hangi parça? What I Say. What I Say. Evet. Peki.
Don't you treat me wrong. Come on, love me, baby, all night long. Hey, hey, tell me what I say. Hey, hey, tell me what I say. You see the girl with the diamond ring. She knows how to sing that thing. Hey, hey, tell me what I say. Hey, hey. See the girl dressed in pink. She's the one who make my fingers sting. Hey, hey, baby, what I say. Hey, hey, baby, what I say. Şimdi bu kısımda evvela bayanlarla yapacağız, sonra da baylarla. Bakalım hangi grubun sesi daha çok çıkacak. Beni takip edeceksiniz. Hey, o oh, bir dakika pardon, evvela bayanlar. Hey, o oh, hey, o oh, hey, o oh, ah, tell me what I say, tell me what I say, tell me what I say. In green, she goes down like a submarine. Hey, hey, baby, what I say? Tell me what I say. Baby, what I say? You see the girl dressed in white. She does everything so right. Come on, baby, tell me what I say. Baby, what I say? Daha yüksek bağırdı. Bayanlar mı baylar mı? Şimdi birbirimize karışmadan yapacağız. Evvela bayanlarla, sonra bayları dinleyeceğiz. Sonra hep beraber yapacağız. Hey! Hey! Oh! Oh! Hey! Hey! Oh! Oh! Baylar. Hey! Hey!